Merhaba Migros TV izleyenleri. Ben beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli. Şimdi sizlere harika bir bahar çorbası yapacağım. Ama isterseniz bu çorbayı yazın da içebilirsiniz. Tabii ki kışın da. Ama ben soğuk çorba olduğu için buna bahar çorbası ismini veriyorum. Çorbamızın malzemelerini sayalım öncelikle. Haşlanmış bir su bardağı karabuğdayımız var. Çağla var. Çağlayı şöyle bir avuç içi kadar çağlayı incecik incecik doğruyorsunuz. Mis gibi nane var. Hem taze nane hem kuru nane. Pul biberimiz var, tuzumuz var, zeytinyağımız var. Tabii yoğurdumuz var. Yoğurdumuz bir su bardağı. Nasıl arzu ederseniz, ister probiyotik yoğurt, ister ev yoğurdu, ister az yağlı, ister çok yağlı, hangisini isterseniz. Önce yoğurdumuzu şöyle çukur bir kabın içinde inceltiyoruz. Ve bu inceltmeyi suyla yapmanızı öneriyorum. İncene çırpın, o zaman inanılmaz güzel bir lezzeti oluyor. Yoğurdumuzu incelttikten sonra özellikle önceden haşlayıp hazır ettiğimiz, ısısının çok yüksek olmasını tavsiye etmiyorum. Yani sıcak olmasını tavsiye etmiyorum özellikle. 1, 2, 3, 4, 5 kaşık karabuğdayı bu yoğurdumuzun içine karıştırıyoruz. Ve aynen şu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırdıktan sonra içeceğimiz kabımızın içine alıyoruz. Yani kasemizin içine. Süslemeyi burada yapacağız çünkü. Harika bir çorba olacak. Çok seveceksiniz. Çağlamızı koyuyoruz. Arzu ederseniz bu çağlayı içine de karıştırabilirsiniz. Ama ben böyle çok seviyorum. Sonra zaten siz kaşıkladıkça o karışım kendiliğinden oluşuyor. Üstüne nanelerimizi koyuyoruz. Taze nanemizi. Aralara minik minik pul biberimizi serpiştiriyoruz. Ben çok fazla tuz kullanmadığım için normalde tuzu yoğurdun içine de katabilirsiniz. İsterseniz böyle üstüne şöyle minnacık gezdirebilirsiniz. Sonrasında da sadece güzel bir lezzet vermesi açısından zeytinyağımızı serpiştiriyoruz. Ve noktayı gördüğünüz gibi kuru nane ile koyuyoruz. İşte harika bir bahar çorbası. Ama dediğim gibi baharla lütfen sınırlamayın bu çorbayı. Mevsim değiştikçe belki çağlanın yerine başka şeyler de koyarsınız. Ama nefis, çok kolay hazırlanan bir çorba. Şimdi bu kadar bulaşık çıktı. Bu kadar bulaşığımızı yıkamak için ne yapmamız gerekiyor? Fairy Platinum Plus'ı kullanmamız gerekiyor. Bunun çok güzel bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var? Düşük ısıda da bulaşıklarınızı temizlediği için ciddi anlamda elektrik tasarrufu sağlıyor size. Ama bununla da kalmıyor. Antimat teknolojisiyle kullandığınız bütün kapların pırıl pırılı sanki ilk gün alınmışçasına tertemiz yapıyor. Fairy Platinum Plus'ı da bu kadar güzel yemekleri yaptıktan sonra kullandığınız kapları temizlemede kullanmanızı öneriyorum. Sağlıkla kalın.